temsilcilerimizle, öngörüsü komisyonumuzca tabii bunu şey yaptık, sürdük. Diğer alanların biraz daha ona göre şey uygun olmadığını karar verdik. Bu nedenle burada tabii bazı kent mobilyaları ile ilgili tasarımlar olacak. Özcan Bey'in söylediği gibi. Ama ağaçlandırma konusunda bizim tüm okullar oraya ağaçlandırma şeyimiz olacak. Evet, yani biz ağaçlandırma konusunda meyve ağaçlarını şey yapmıştık. Tamam, yani, bu sorun için ne yapacağım? Yani bu ön bir değerlikti. Ben istiyorum arkadaşlar, şu da olabilir, şunu da yapalım. Değerli bölümde bir düşünüyorum. Buyurun. Ben açıkçası meyve ağacımızdan her şey, çünkü ağaçlar büyümez yani, onu söyleyeyim. Yani şu kadar çok meyve çıktığında saldırı olacaklar, dallarını kıracaklar. Onun için ben doğru bir şey, meyve olmaz diye düşünüyorum. Daha böyle işte farklı bir ağaç türü, buranın şeyine uyum, doğasına uyum bir şey yaparlarsa daha uygun olur diye düşünüyorum. Yani meyve ağacı olmasın. Ben tüm okulun bir testi var. Oraya gerekli kredi yapsınlar. Güzel bir park yapsınlar. Yani tüm okul yapabilir şekilde bir park yapsınlar. Belediyelik olmasınlar. Yani tüm okulun bir testi var. Onu yapsınlar kendilerine. Yani tüm okuldan beklentilerimiz yüksek işler. Ama daha şimdi burada biraz daha yani sürece göre yeni oluştu. Daha henüz bir bütçede sunmuşuz. Daha bütçede onaylanmamış. O da çok yani öyle şey bir bütçe değil, esasi gibi değil tüm okulun durumu. Biliyorsun bu şeyden sonra... Önünü aldığınız zaman esasi gibi değil. Ben esasinde bir güven yok. Ben bir şey söyleyecektim. Ya, Pekin'in dönemini biliyor musun? Dönemini biliyorum. Yok, yani, o dönemde ben şey. Ben olur mu için diyorum yani. Şu ama şimdi şu anda iyi oturttunuz yani. Bütçenizi yaparsanız, projenizi yaparsanız eskisi daha kötüydü yani. Şimdi, yani şimdi biraz daha tabii elimizde imkanlar olursa, bütçe olursa o konuda tabii ki destek sunacağız belediye. Yani bunu tabi o süreçte daha net olur. Yani şu anda onun için tam bir şey söylemek çok doğru olmaz. Ama ağaçlandırma konusunda oraya hani planlı bir şekilde bir ağaçlandırma yaparak arka uygun bir dizaynla o ağaçlandırma konusunda biz de hem de uygun bir şeyi sağlayacağız, bir görünüm sağlayacağız. Vallahi ben Büyükkentlere gittiğim zaman İbrahim Bey, şey değil, park değil, hep tam o bilmem ne öğrenci yurtları falan görüyorum. Evet. Yani günümüzün bu kadar önemli, acil bir sorun. Tabii ki direkt kapısının önüne gittim. Hemen, çok da güzel yapmışlar. Her yerde var. Sizden beklentiniz bu. Belediye olarak bizler yarı tane gelin bir an önce yurt yapalım. Ayrıca vakit falan da değilsiniz. Siz de seyrettik ama şu an herhalde yok öldük. Gerçekten bunu seyrettik şaka baka bir yana. Hakikaten sizden bir yurt bekliyoruz. Parma bir yurt oldu. Öyle kız öğrenciyordu bilmem ne. Karma bir yurt bekliyoruz. Çok da güzel, çok da şık. Estetik olarak her yere, her bütün ülkeye emsal olacak bir proje bekliyoruz. Söyle senin. Gelimizden talep edemedi. Nasıl söylesin? Tumop'un geçen hafta buraya merkezden yöneticileri geldiler. Üstü dediğimiz tarihleri ilettikler. Fakat bunların bu bölümde hiçbir yerde bir projeleri olmadığını yurtdaki. Sadece bir tane Toyman diye bir öğrenci yurdu Ankara'da. Ankara'da bir yapılmış. Evet. Orada onun dışında şu an Türkiye'nin hiçbir yerde göreceği şeyleri olmadığını yani biz ilettik. Biz daha çok istedik yani yine. Olsun bir tane de dersin de olsun. Yani yüksek onların gelirleri, üstler kişi onlar gelirleri. Yani onlar verilince bu anlatan bir sizin de o yarışınız var burada. Şunu da koyalım. Zaten bir yani ufak bir şey peyzaj çalışması yapılacak. Bunu söyleyelim. Buyurun Seyda. Ya başkan şimdi biz bunu tüm okul büyüklüğüne bırakalım. Her şeyi şöyle yapmış mı diyor yakışmıyor aslında. Bir yer ihtiyacı var. Biz de verdik, tavsiye ettik. Bunun düzenlemesi onlara ait. Kaldı ki ağaç gelecek halini yok. Mutlaka düzenli ölçek kadar olmaz. Çok fazla takma var. Yani ekstra bir soru. Bunun okulu asıl açacak oraya. Yani efendim. Ben alıp şey yapacak abi. Şöyle, biz aslında şey çok önemli. Hani böyle daha böyle uzun alanlarımız var. Toprak olarak ağaçlandırması daha zor olan alanlar var. Biz tüm olan böyle bir önerde bulunduk. Bunun dışında böyle bir çalışma daha yapmıyor. Yani bir olma ağaçlandırma falan. Onlar da böyle bir kavga ediyor. Yani bize sunuyor. Bizler de böyle bir çalışma yapacağız. Ağaçlandırma da yapacağız.
annesi dolu daha sadece geniş alan. Bu onun dediğimiz gibi o büyük şeyin kurumsal yapısına yakışı bir kavram yani. Onların karakter olsun. Ama biz de bunu kabul ettik. Yani asıl hedefimiz daha böyle geniş alanda ağaçlandırma yapmak. Bunun üniversitedeki öğrencileri de dahil ağaçlandırma anlamında bir katkıda bulunmak istiyoruz ile. Yani bu böyle bir şeyimiz de var, iletmiştik zaten komisyona. Ama burası biraz daha hani TUMOK'un bir görünümünün kırması açısından bir şey yapalım. Savaş'ta senin boynun rengi ne acaba? Kabul mu rengi? Deneyim mi? Bizim başkanım. Deneyim mi? Kendi tadı mı? Hayır, hayır, iyi tadı mı? Şeyde de koyuyoruz. Bu başkanım. Valinin onayıyla meclis kararlarımız geçer olabiliyor. Biz valiliğe yazıları ters tepemle gönderiyoruz. Kendileri uygun görürse o izin zaten valinin kararı, devletin kurumları kararıyla direktör resmiyete giriyor. Yani bizim okumada sadece yazı iletiyoruz. O ayrı mevzu. Ondan sonra bizden çıkıyor. Hayır, sizden de onları yani. Sonuçta bir adres değişikliği için nüfusa gittiğiniz zaman tamam mı? Adresinizi söylüyorsunuz diye. Diyorsunuz ki şu caddede, şu sokakta oturuyorum. Adam açıp bakıyor ki böyle bir adres, böyle bir şey mevcut değil diyor. Binada başka birinin TC'sini veriyorsun da öyle, ha sen şurada oturuyorsun diyor sana. Farklı bir numara söylüyor hani, tamam mı? Bu neden kaynaklı? Belediyenin bildirmediği için o cadde, sokağın ismini buralara bildirmesi gerekiyormuş diye cevap aldım ben. Kendim yaşadım bunu. Demek ki burada biz eğer bir eksik yapıyorsak hem tamamlayalım istiyorum ben bu eksiğimizi. Yoksa isim vermek sıkıntı değil, verelim yani. Şöyle bir durum var, yani İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak bir senedir bir düzenleme yapıldı. Sokak, cadde isimlerinde değişiklikler oldu. Belediye
ismini kaldırdım, Mehmet Ağca adında kişi aslında ismini kaldırdım. Bilmiyorum, şeyden gördüm, gelmedim. Yerde onaya çıktım acaba. Vali konuya çıktı mı? Kaldırırsa yerine isim koymaya gerek yok, numaralandırırsınız orayı. Yani direkt evinizi, sokakları, evinizi diye numaralandırırsınız. Daha sonra uygun bir isim koyarsınız. Yani bu açıdan sorun. Eğer kaldırılmışsa ismi, şimdi geçiyor olarak bir sokak adına yani numaralandırırsınız. İsim koymak biraz şey, her evden gelmeye isim gönderirsin. Yani bu çok tartışılır, bunun arkasında kesilmez. Herkesine gelir. Her derste, her ailenin mutlaka bir değeri vardır, bir şey vardır. Herkes isteyecek bu zaman. Yani zorlu şey, biz komisyonda bu meseleyle yani bu tartışmalar oldu işin açısından. Zaten bunun da dediği gibi bu mesele biraz daha çerçevesi, biraz da çerçevesi ve kriterleri biraz daha meclise belirlenmesi gerekiyor. Yani şöyle, hani mesela bir arkadaşımız ya işte burada birçok emekli öğretmen arkadaşımız var. Çok değerli arkadaşımız var. Yani bunlar bizi başvurursa biz ne yapacağız? Yani, neye göre vereceğiz? Bir soru. Ya da şöyle, işte sokak isimleri, sokak, cadde, park, bulvar, köprü. Yani bunlar şey, meclis aslında. Yani meclis bunlar diyor. Bu taraftan da hem vatandaşlar, yani hak olarak böyle bir tarihte de bulunuyor. Bunlar şey yapamazsın. Mehmet Ağca'nın adını kaldırdık oradan, Erzurum'un bir vatandaşı.